Şimdi emeklerle ilgili herhalde onu soracağız. Ben hemen emeklerle ilgili düşüncelerimi de ifade edeyim size. Türkiye'de 13 milyon emekli var. Bunun 7.7 milyonu, kimi rakamlara göre 8 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor. Bakın, daha önce biz söyleyince emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 1500 TL ile şartı getirildi. En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Ama 1500 lirayla Türkiye'de geçirebilecek, bu mucizeyi sağlayabilecek hiçbir insan yok. Bakın, çay simit hesabına vuralım. İktidar Evet, gelirken çay iktidar simit çok hesabı iyi yapıyor. yaptı o Ona iş vurun. hesabı vaktiyle. Evet, 2,5 lira çay, 2,5 lira simit. 5 kişilik ailenin bir öğünü 25 lira, 3 öğünü 75 lira, aylık 2.250 TL. Şimdi Allah aşkına, emekli 1500 lira maaşla ya da 1700 TL maaşla ya da 1800 TL maaşla ne yapsın? Çay ve simide yetmeyen parayla elektriğini mi ödesin, suyunu mu ödesin, kendisine ayakkabı mı alsın, gömlek mi alsın, ne yapsın, su parasını mı ödesin? Bunları vicdanlara havale etmek lazım. Türkiye bir büyük ekonomik buhranla karşı karşıya. Bu da aslında bir ahlak problemi olarak görebiliriz. Bakın, bir tarafta sadece bugün açıklanan bir gazetede yazıyor, bir milletvekilimizin ortaya çıkardığı, sadece Avrasya tünelinde sadece bir yıl için geçiş parası, garantili ödenen geçiş parası 391 milyon. Yani Rojda Hanım 391 trilyon. Toplam vaat edilen araç sayısından 12 milyon eksik geçtiği için bu parayı ödüyor sadece Avrasya tüneline. Ve vatandaşın cebinden çıkıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bakın, geçenler para ödüyor mu Avrasya tüneline? Ödüyor. Geçmeyenler ödüyor mu? Onlar da ödüyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Örneğin siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum. Hiç Avrasya tünelinden geçme ihtimaliniz olmasa bile o bölgeyi siz de ödüyorsunuz. Ya da benim seçim bölgem olan Malatya'nın Arapgir'inde veya Malatya'nın Hekimhanı'ndaki yaşayan yoksul yurttaş da Avrasya ya da Osman Gazi ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretlerini ödüyor. Dünyada hiç böyle bir şey yok. Dünyada bunun örneği yok. Bir taraftan para veriyorsunuz, yapmış işte devlet modeli, diğer taraftan garanti vererek neredeyse verilen paranın, o ödenen paranın, vatandaşlar geçerken vermiş olduğu paranın 2 katı kadar da vatandaştan, hiç köprüyle ilgisi olmayan vatandaştan para alıyorsun. Türkiye, bakın, bir tarafta emekliye yapılan zamma bakın, bir taraftan otoyollara yapılan zamlara bakın, köprüye yapılan zamlara bakın. Aslında orada da gerçek enflasyonu görebilirsiniz. Yani otoyollara yapılan zamlara bakın, köprüye yapılan zamlara bakın, bir de emekliye yapılan zamlara bakın. Bu da bir siyasi tercihin sonucudur. Bir siyasi tercihin sonucudur. Eğer siz tercihinizi emekliden yana yapmazsanız, asgari ücretten yana yapmazsanız, tercihinizi sadece Türkiye'deki beşli çeteden yana yaparsanız, alacağınız sonuçta bundan farklı bir sonuç olmaz. TÜİK rakamlarıyla da oynayabilirsiniz. Hatta dünyada bakın, şunu da söyleyelim. Bu rakamlar belki bize düşük gözüküyor. %14 rakamlar falan. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerin başına geliyor. Evet. Avrupa'daki en yüksek enflasyona sahip ülke Türkiye. Evet. Eski öyle %180'lere falan karıştırmasınlar. Dünyada eskiden enflasyon da %30'lu %40'lı rakamlardı. Ama şu anda dünyada, örneğin Almanya'da enflasyon eksi, ne bileyim bir başka ülkede -0,1 veya 0. Ama Türkiye'deki enflasyon, Türkiye açıklamış olduğu enflasyon 14,6, gerçek enflasyon %45. Evet Veli Bey, şimdi aslında sizin önemli bir kanun teklifiniz oldu. Bir yandan emekli maaşlarına yapılan zamlardan bahsettik. Şimdi vaziyet şu, aslında asgari ücrete yapılan zam bile Türkiye'deki gıda enflasyonunu karşılamıyor. Buna rağmen yani %21,08 olarak belirlendi. Emeklilere geldiğimiz zamansa bu oran %8'e kadar düşüyor. Ben demin rakamları sayacaktım, siz saydınız. Yani gıdada nereden baksanız her şey ortalama bir %40 zam gelmiş vaziyette. Şimdi emekliler sizlere neler anlatıyorlar, ne durumdalar, geçinebiliyorlar mı sahiden? Ve siz bu kanun teklifinde neleri anlattınız, neler talep ettiniz, nasıl bir sonuç almayı bekliyorsunuz? Şimdi Rojda Hanım, TÜİK'in açıklamış olduğu gıda enflasyonu bile %26,1.
Verilen zam birinde %7.3, diğerinde 8.3. Bu hakikaten bir sadaka bile değil. Bir sadaka bile değil. Türkiye'nin hangi emekli kahvesine girerseniz ya da hangi emekli parkına girerseniz gidin, emekliler Türkiye'nin her yanında adeta kan ağlıyor, açlıkla karşı karşıya. 65 yaş üzeri emekleri evde kal diyorsun, koronadan ölmeyen emekliler açlıktan ölecek. Bakın, koronadan ölmeyen emekli açlıktan ölecek. Bu emeklinin hiçbir şeyi yok. Yani artık eskiden çoluğuna, çocuğuna, torununa bir şeyler atın diyorduk. Ama ondan da vazgeçtik. Emeklerin bu parayla sağlıklı beslenmeleri mümkün değil. Tekrar söylüyorum Rojda Hanım. Alınan bu parayla emeklerin sağlıklı beslenmesi mümkün değil. Bizim söylemiş olduğumuz şey basit. Emekli maaşları asgari ücretle eşitlensin diyoruz. Yapılabilir mi? Nasıl ki asgari ücret 900 iken 1500 yapılabilirdik ve yapıldı. Nasıl ki taşeronla kadro verilsinlik verildi ve yapılabildi. Emekliye de asgari ücret bizim bütçemizi yormadan yapılabilir. Emekliye verecek en düşük maaş 2825 ile sınırlandırılmalıdır. Ki bakın, bu para da asla yeterli bir para değil. Bizim Cumhuriyet Halk Partili en küçük belediye 3100 TL verirken koca devletin 3100 TL'yi verememesi de düşünülemez. Emekli açlıktan kurtarmak istiyorsan, emekli insan onuruna yakışan bir yaşam sunmak istiyorsan, kalan 3-5 yıl ömründe adam gibi yaşamasını istiyorsan, insan gibi yaşamasını istiyorsan, emekli maaşlarını asgari ücretle eşitlemek gerekir. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Rojda Hanım. Bütün izleyicilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı yolluyorum. Tekrar 2021 yılının, herkesin 2021 yılını kutluyorum. Tekrar demokrasinin olduğu, yargının bağımsız olduğu, barışın, özgürlüğün, kardeşliğin yeşerdiği ama nefretin yok olduğu bir yıl dileğiyle bütün Yol TV izleyicilerinin yeni yılını da kutluyorum. Umarız dediğiniz gibi olur Veli Bey. İyi akşamlar. Hep birlikte. Veli Bey, 2021 hızlı başladı. Sizinle aslında enflasyonu ve zamları konuşacaktık. Ama Türkiye'nin gündeminde iki gündür önemli bir konu var. Boğaziçi Üniversitesi. Üniversitesine dışarıdan rektör atanmasını protesto eden öğrenciler hem polis barikatıyla karşılaştılar hem de bugün ev baskınlarıyla gözaltına alındılar. Hatta koçbaşlarıyla duvarları kırılarak. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Kısaca oradan başlayalım. Şimdi tabii açık bir faşizmin, bir diktatörlüğün gözle görülür hali aslında dünden beri yaşanıyor. Tamamen demokratik taleplerini dile getirmeye çalışan gençler, öğretim üyeleri, gördüğünüz gibi 30'a yakın gözaltı, evler, duvarlar yıkılıyor. Olacak iş değil. Allah bunu yapanlara akıl fikir versin. Maalesef bunlar sadece kendi itibarları değil, Türkiye'deki, dünyadaki Türkiye'nin itibarında düşürüyorlar ve Türkiye'nin aslında gerçeğini bütün dünyayla da paylaşmış oluyorlar. Tabi burada bir rektör ataması var, tartışılan bir rektör ataması var. Aslında bu Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan rektör bir gerçeği de ortaya çıkardı Rojda Hanım. Şu anda Türkiye'de 20'nin üzerinde eski AKP milletvekili şu anda rektörlük yapıyor. Şimdi 12 Eylül'den bu yana da Boğaziçi'nde dışarıdan atanan ilk rektör oluyor. Bu rektör adayı daha önce AKP'de milletvekili aday olmuş Melih Bulu. Daha önce Ataşehir'de belediye başkanı aday olmuş ama bir ilçeye belediye başkanı yapılmamış, milletvekilliğine layık görülmemiş ama Türkiye'nin hiç tartışmasız en iyi üniversitelerinin birinde rektör olarak atanabiliyor. Aslında bir bakışı da ortaya koyuyor Rojda Hanım. Bunlar okumuş, herkese düşman. ODTÜ'ye düşman, Boğaziçi'ye düşman. Maalesef dünyada Türkiye'nin en iyi üst üniversite deyince akla gelen Boğaziçi'ni de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Burada maalesef Anadolu'da iddiayla söylüyorum, Anadolu'nun birçok üniversitesi maalesef tarikatlar arasında pay edilmiş durumda. 20'nin üzerinde vekil var, örnekler verilebilir. Örneğin eski Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdoğan vekil. Örneğin Necdet Ünü var, rektör. Örneğin Nüket Hotar, rektör. Örneğin hemen burada notlarıma da bakayım. Cem Zorlu, Konya'da Konya Üniversitesi rektörü. 20'nin üzerinde birçok isim söylenebilir. Milletvekillerinin eşleri falan, kardeşleri üniversitelerde
rektörlük yapıyorlar. Bu anlayışın aslında bu anlayış nasıl bir anlayış? Rojda Hanım Boğaziçi'ne atanan insandan önce bu anlayışı, bu anlayışın kimleri üniversite hocası yaptığını, neler söylediğini de hatırlamak gerekiyor. Bu anlayış örneğin Ebu Bekir Sefil isminde Yalova Üniversitesi öğretim üyesi devesi diye şifadır diyen bir biri var. Bunu öğretim üyesi yapmışlar. Veya profesör yaptıkları, Adıyaman'a rektör yardımcısı yaptıkları birisi kadın eli sıkmayı ateş tutmayla eş değer görecek birisi. Ya da geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Ebu Bekir Sofoğlu gibi birisi üniversiteleri fuhuş yuvası olarak nitelendiriyor. Şimdi böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Aslında bu anlayışın ahlakla ilgisi yok. Hele bu lafı söyleyen anlayış bir sapık anlayış. Bunu söyleyenler de sapık ve sapık olur sapıklar diye söylüyorum. En hafif deyimiyle. Evet. Yine Rojda Hanım hatırlayalım. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin namusuyla ilgili laf söyleyenler var. Onlar da üniversite hocası. Bunlar Rojda Hanım tesadüfen konuşan insanlar değil. Daha çok örnek verilebilir. Yine örneğin Google'u Abdülhamit Bul diye iddia var biliyorsunuz. Veya da cep telefonunu kim bulmuş? Hazreti Nuh bulmuş. Bunu söyleyecek kadar cahil ötesi insanlar var. Rojda Hanım aman ha bunlar tesadüf konuşmuş olan insanlar değil. Bu bir siyaset anlayışının üniversitedeki yansıması. Bakın Büyükelçi'deki yansıması rüşvetçi oluyor. Bir rüşvetçi Çek Büyükelçisi yapabiliyorsunuz. Ya da eski milletvekili eskisini Çin'e Büyükelçi yapabiliyorsunuz. Rektörlükteki yansıması da bu. Evet. Bu insanlar aslında bir siyasi anlayışın ürünü. Ne diyor? Kadın eli sıkmak, ateşi tutmakla eşdeğer diyor. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış aslında AKP'nin dayatmış olduğu, Türkiye'ye getirmiş olduğu nokta. Evet, yine siz de özetlediniz. Buyurun tamamlayın öyle sorayım kısaca. Bir iki cümle daha söyleyeyim. Tamam. Müsaade ederseniz bakın. Tabii. Her konuştuğunda, her sanatla ilgili konuşta diyor ki biz diyor her alanda başarılı olduk ama sanat ve kültür alanında başarılı olamadık diyor. Ve Cumhuriyet'i şiddetle eleştiriyor. Cumhuriyet dönemini eleştiriyor. Bakın Cumhuriyet'in yetiştirmiş olduğu değerlere bir bakın. Bunların yetiştirmiş olduğu bir değerlere bak. Karşılaştırın. Bakın Türkiye kimi yetiştirmiş? Yaşar Kemal gibi bir değeri yetiştirmiş. Kimi yetiştirmiş? Annesi babası okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen biri Nobel ödülü almış. Bir başka taraftan Avrupa'nın salon balkon ayakta alkışladığı büyük Leyla Gencer'i yetiştirmiş. Ne bileyim müzisyen İdil Bilet'i yetiştirmiş. Ne bileyim ya akla yüzlerce isim sayabiliriz. Adnan Saygun'un bugün ölüm yıl dönümü onu yetiştirmiş. Bunların yetiştirmiş olduğu anlayışta bunlar maalesef Türkiye'nin gelmiş olduğu şey sıradanlığın hakim olduğu bir ahlak anlayışıyla karşı karşıyayız. Bir Türkiye'nin yaşamış olduğu sorun aslında bir ahlak sorunu. Yani bunu her yerde bulabilirsiniz. Bakın bunu siyasette bulabilirsiniz, ekonomide bulabilirsiniz, üniversitelerde bulabilirsiniz. Her yerdeki mantık aslında sirayet ediyor burada da. Yani evet, atananların yönetimini de geçtik aslında seçilemeyenlerin atandığı bir tabloyu görüyoruz artık. Bunu siz de bakın birkaç örnek daha vereyim Rojda Hanım. Evet, buyurun. Bakın banka yönetim kurulu üyeliklerini atananlara bakın. Hepsi milletvekili eskisi. Vakıflar Bankası'nın yönetim kurulu başkanı bir eski bakan. Ya da Vakıflar Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri birisi eski bakan, birisi İstanbul'da Büyükçekmece seçimini kaybeden İstanbul Büyükşehir'de belediye başkanlığı yapmış birisi. Ya da saraya danışman olanlara bakın Rojda Hanım. Saray danışmanlarının tamamına yakını milletvekili yapılmayan insanlar. Milletvekillerine layık değilse niye saraya danışman yapıyorsun? Ne danışacaksın? Ya da Rojda Hanım politika kurulu dediğimiz kurullar var. Buradaki yer alan, maaş alan insanlara bakın. Ya da Yüksek İstişare Konseyi dediğimiz eski meclis başkanlarının görev yaptığı alanlara bakalım. Hepsi birer arpalık gibi kullanılmaya devam ediyor. Bir taraftan Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi seçkin üniversiteleri bitirip KPSS'de 90-100 alan insanlar var. Diğer tarafta 4-5 maaşlı insanlar var. Ya da Rojda Hanım
ahlak bitmiş, ahlaksızlık egemen ya da sahte diplomayla bakan